Millet oğlu olsun diye dergahlardan çıkmıyor. Benim 3 tane oğlum var. Birinin diğerinden haberi yok. Hiçbirinde benden haberi yok. Allah için ağız tadıyla sofraya oturamadık daha ha. İşleri vardır belki oğlum. He. Ne işleri olduğunu gördük baba. Kız abin, ne yaptınız bugün? Hayat ablamın evine gittik baba. Görsen böyle besbek bir ev. Tatlı yedim. Ablamın hizmetçileri vardı. Sen ne numaracısın sen? Analı kızlı oyunlarınızın ardı arkası kesilmiyor. Hani dövüyordu Hayat'a adam? Ha? Hani eziyet ediyordu, ne oldu? Maşallah, maşallah. Hali vakti yerinde. Tövbe estağfurullah. Memur bey, bu benim İstanbul'daki ev adresim ve telefonum. Benle ilgili bir şey yoksa artık gidebilir miyim? Gidebilirsiniz. Ama tahkikat için ifadenize başvurulabilir. Sağ olun. Bir şey değil. İki eve aynı anda baskın yapacağız. Abbas Altındağ'ın evinden Hayat Bakırcı ve Abbas Altındağ alınacak. Bakırcı ailesinin evinden de Kudret Bakırcı ve İsmail Bakırcı alınacak. Olası birkaç ihtimaline karşın baskını sessiz ve gece yarısı yapacağız. Çocuk gelin operasyonuyla ilgili tüm hazırlıklar tamam Sayın Başsavcım. Ekipler gerekli keşfi yaptılar, adresleri tespit ettiler efendim. Tamam, biz sizden haber bekliyoruz efendim. Üstünü değiştir. Kendine gel artık haydi. Ne olacak oğlum şimdi, ha? Siz yapamadınız diye zorunuza mı geldi? Konuşma ulan ayıp gibi. Allah dur. İte bak. Elimde kalacaksın bak Bekir. O çocuk ölürse ne yiyeceksin, ha? Namusumu temizledim. Namusumuzu. Beni övüp seveceğine bir de laf ediyorsun. Ulan sana da başlarım, namusuna da bak. Sen de mi öğreneceğim ulan ben namusu, ha? Dükü çocuktan mı öğreneceğim ben namusu? Yürü ulan düş önüme. Nereye? Pisliğini temizlemeye, İstanbul'a. Çık git İstanbul'a, bizim başımızı daha fazla belaya sokma. Hiçbir yere gitmem. Karı mıyım ben, saklanayım? Cezam neyse çekerim, gene gitmem. Ulan dua et ki o Kerem senin yaptığını söylemesin. Anladın mı beni? Dua et ki o çocuk senin yaptığını söylemesin. Alo. Nazım abi. Ya baba sorma, başıma gelmeye kalmadı buralarda. Ne oldu oğlum? Savcılığa verdiniz mi? Ne? Bekir mi? Yapma ya. Tamam tamam, gönder, ilgilenirim. Ya senin kardeşin değil mi? Ne demek? Hadi. Helale bir çocuğuyla ilgilensene. Kendi kızınla ilgilen. Ben kızımla yeteri kadar ilgileniyorum beyefendi, tamam mı? İlgileniyormuş. Kız ne yer, ne içer, kimle gezer, kimle konuşur, hiçbir şeyden haberiniz yok. Ben kızıma yıllardır hem analık hem babalık yaptım. Her şeyle de yeteri kadar ilgilendim. İlgilenmiş olsaydınız kız bu kadar içine kapanık kalmazdı. Kız elden gidiyor. Haberiniz yok. Siz yıllardır konuşuyorsunuz ya, yetmedi mi? Konuşurum. Ben kızımın yanına gömülünceye kadar da konuşacağım.
Konuş. İstediğin kadar konuş.